Basın mensupları bildiği gibi bundan tam bir hafta kadar önce Ankara Tabip Odası olarak diğer odalarla birlikte Ankara'da son zamanlarda ishalin patladığını, bunun kesin nedeninin araştırılması ve kaynağın bulunup önlem alınması gerektiğini kamuoyuyla paylaşıp yetkilileri açıklama yapmaya davet etmiştik. Bundan 3 gün sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek bir basın toplantısı düzenleyerek bazı iddialarımızı doğruladı, bazılarının ise yanlış olduğunu ileri sürdü. Biz ne demiştik? Hangi yanıtlar verildi? Biz Ankara'da 2014 Ağustos'unda başlayan ve hala devam eden bir halk sağlığı sorunuyla ishal vakalarında ciddi bir artışla karşı karşıyayız. Artış oranı bazı hastanelerde 2 kat, bazılarının 2,5 kat civarındadır demiştik. Esasen ishal salgınlarının temel kaynakları su ve besinlerdir. Böyle olmasına rağmen açıklamamızda Ankara'daki bu sorunun kesin nedeninin su olduğunu iddia etmediğimizi, bunun araştırılması gerektiğini söylemiştik. Sayın Gökçek, Ağustos 2014'te Ankara ishalin artmadığını, hatta Ağustos 2013'e göre azaldığını belirtti. Benzer açıklamayı Sayın Müezzinoğlu da yaptı. O da esas sorunun İzmir'de olduğunu, Türkiye genelinde hafif bir ishal vakaları artış olmasına rağmen Ankara'da belirgin bir sorun olmadığını söyledi. Değerli basın mensupları, Ankara Tabip Odası 2 haftadır her gün hastanedeki ishal vakalarını takip etmektedir. Şimdi sizlere değişik hastanelerden elde ettiğimiz rakamları sunacağız. Elinizde veri yok diyorlar. Tabip odası olarak bizim elimizdeki olması gereken veri bir halk sağlığı sorunu var mı yok mu onunla ilişkilidir. Biz ishal vakalarının arttığını söylüyoruz. Bunun neden kaynaklandığının ortaya konması kamu idaresinin görevidir. Ve onun yetki ve sorumluluğundadır. Bu grafikte bir özel hastaneye başvuran bulantı, kusma, ishal ile başvuran vakaların sayısını görüyorsunuz. Bakın 2014 Ağustos'unda 2013 Ağustos'unun yaklaşık ilk katı. Sorun gün geçtikçe büyüyor galiba. Şundan aynı hastanede bir 11 Ağustos 2014'deki sayı 521, 1-11 Eylül 2014 sayı 1037. Yani bir ay önceye göre neredeyse iki kat daha fazla hasta başvurmuş. Yani sorun giderek artıyor. Biz böyle deve kuşu gibi başımızı kuma gömmeye devam ettikçe bunun daha da artması mümkün. Bir üniversite hastanesinde gastroenterit tanısı konulan hasta sayısı 2014 Ağustos'unda 2 yıl önceye göre 2 kat artış var yaklaşık. Bir çocuk hastanesi, Sami Yusuf Çocuk Hastanesi acil servisine başvuran ishal vakalarının son 3 aydaki gösterimi. 2 ay önceye göre artış 2,6 kat. Yani Haziran-Temmuz başındaki sayıya göre şu an 2,6 kat daha fazla hasta bu hastaneye acil servise bu yakınlarda başvurmuş. Geçen yılla karşılaştırdığımızda aynı hastanedeki sayıları son dönemde artışın yine fazla olduğunu görüyorsunuz. Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki sayılar bu grafikte gösteriliyor. Yine 2014 Ağustos'unda bir önceki aya göre 2 kat artış olduğu net olarak görülüyor. Bunlar rakam rakam sizle paylaştığım gerçekler. Bir de gözlemlerimiz var. Hekim arkadaşlarımızın gözlemleri var. Onları size ileteyim. Bugünlerde Dış Kapı Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine başvuruların %50'si, bir hastanenin acil servisinde başvuran hastanın %50'si bu yakınmalarda başvuruyor. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi'nde acil servisine başvuranların da yarısından biraz fazlası bu yakınmalarda başvuruyor. Ankara Hastanesi'nde ishalle başvuranların sayısı bir ayda 5000'in üzerinde. Bize sayının geçen yıla göre 10 kattan fazla arttığı ifade ediliyor. Şimdi bütün bunları araştırmak, Ankara genelinde ne kadar ishal vakasıyla karşı karşıyayız, tablonun bahaneti nedir anlamak aslında daha çok bize değil, kamu sağlık idaresine düşüyor ama onlar susuyorlar ve hatta gerçekleri, bu tablonun bahametini gizlemeye çalışıyorlar. Sayın Gökçek ve Sağlık Bakanı Sayın Müezzinoğlu, Ankara'daki ishal patlamasından dikkatleri bilinçli olarak İzmir'e kaydırmaya çalışıyor. Asıl sorunun İzmir'de olduğunu ileri sürüyorlar. Dahası Sayın Gökçek, Ankara Tabip Odası'nı İzmir'e ilgilenmemekle suçluyor. Ankara Tabip Odası İzmir Tabip Odası değildir. İzmir'de bir sorun varsa bu İzmir Tabip Odası'nın görev alanına girer. Ancak bu iddia bizim ilgimizi çekti ve İzmir Tabip Odası'na sorduk.
Ve oradaki arkadaşlarımız bütün hastaneleri tek tek arayarak, İl Halk Sağlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi'yle konuşarak böyle bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını ifade ettiler. Yanlış yönlendirmelerle kamuoyunun ve bizlerin dikkatini Ankara halkının sorunlarından başka bir yere sevk edemezsiniz. Sağlık Bakanı konuyla ilgili bir demecinde sanki biz bütün Türkiye'de insan salgını var demişiz gibi bağırsak enfeksiyonlarında Türkiye genelinde çok hafif bir artış var demiştir. Sayın Bakan, biz bütün Türkiye'yi değil doğal olarak Ankara'yı soruyoruz. Çünkü biz Ankara Tek Odası'yız. Lütfen Ankara'daki sayı gizlemeyi amaçlayan dolambaçlı yanıtlar vermeyin. Bütün bilimsel yayınlara göre ishal artışlarında başta su olmak üzere öncelikle su ve besinler üzerinde durulur. Biz de bu bilimsel gerçekten yola çıkarak ama ihtiyatla davranarak olası kaynak olarak suya dikkat çekmiştik. Biliyorsunuz bizim basın açıklamamızdan 3 gün sonra Kızılırmak suyunun sisteme verildiği Sayın Gökçe tarafından itiraf edildi. Bu durum akıllara su hakkında acaba gizlenen başka gerçekler de var mı sorusunu getirmekte ve su hakkındaki kuşkuları daha da artırmaktadır. Yetkililere düşen bir an önce suyun ishal nedeni olabilecek etkiler açısından kapsamlı olarak araştırılması ve sonuçlarında kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılmasıdır. Sorumlu yöneticiler böyle durumlarda meslek örgütlerini lobi safsarı suçlamazlar. Sayın Gökçek bizi arıtma lobisi oluşturmakla suçluyor. Ne dediğimiz meydanda, rakamlar da ortada. Arıtmadan hiç söz etmemiştik ama ile de söz etmemizi istiyorsa şunu diyelim. Biz Ankara'nın ishalden kurtulmasını, Ankara sularının kirlilikten siyasetin de bu üst plan arındırılmasını istiyoruz. İlle de neyin lobisi olduğumuzu merak ediyorsanız işte bunun lobisiyiz, halkın sağlığının lobisiyiz. Ankara ilinde yaşayan vatandaşlarımızdan musluk sularının kokulu ve bulanık aktığı yolunda yakınmalar geldiğini söylemiştik basın açıklamamızda. Sayın Bakan Müezzinoğlu kokusu ve rengi dışında Ankara suyunda sorun olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim demiş. Yani bizi doğrulamış. Bir vatandaşımız suyun kokusunu ve rengini çıkarırsanız geriye sadece musluk kalıyor diye bu açıklamayı gayet güzel hicvetmiş. Sağlıklı su kuşkusuz, kokusuz ve duru olmalıdır. Su kokuyorsa, bulanıksa sorun olmadığını bu kadar kesin nasıl söylersiniz? Ülkemizin su altyapısını hızla iyileştirmesi, halkın tamamına güvenilir, sağlıklı içme ve kullanma suyunu musluklardan sağlamayı stratejik bir hedef olarak kabul etmesi gerekir demiştik. Bu cümledeki musluklardan sözünün altını çizerek. Gelin görün ki bizler damacanacılarla ve arıtmacılarla işbirliği halinde gösterilmeye çalışılıyoruz. Bu şekilde konu saptırılmaya çalışılıyor. Damacana lafı neden biz değiliz? Sayın Müezzinoğlu kendi demecinde bizzat çeşme suyu değil damacana suyu tükettiğini kamuoyuna duyuruyor. Oysa Ankara Tıp Odası hem bugün hem de bundan önceki çalışmalarında damacana sularında da sağlık için tehlikeler bulunabileceğine vurgu yapmıştır. Biz halkın ücretsiz sağlık hakkını, ücretsiz sağlıklı su hakkını savunuyoruz ve sağlığın olduğu gibi suyun da ticari bir değer olarak pazarlanmasına karşıyız. Musluğumuzdan su içebildiğimiz günlere geri dönmek istiyoruz. Basın toplantımızın amacına ulaşan bölümlerden biri Ankara'nın içme sularında sülfat derişiminin son aylarda giderek yükselmesinin ortaya konması ve bunun şebeke suyuna Nisan ayından beri Kızılırmak suyunun bağlandığının gösterdiğini ifade edilmesiydi. Sayın Gökçek bunun üzerine Kızılırmak suyunu 3-4 aydır %20-30 oranında şebeke suyuna karıştırdığını itiraf etmiştir. İtiraf diyoruz çünkü bu kamuoyunda gizlenen bir bilgiydi. Öyle ki hala askerin web sayfasında 2009 yılından bu yana Kızılırmak suyunun verilmediği yazılmaktadır. Kamuoyu içtiği suyun nereden geldiği konusunda aylarca eksik ve yanlış olarak bilgilendirilmiştir. Sayın Gökçek Kızılırmak suyunun tek dezavantajının yüksek sülfat içeriği olduğunu söylemiştir. Gerçekten böyle midir? Bu son derece kuşkuludur. Konuyla ilgili bütün yayınlara göre Kızılırmak suyu halk sağlığı açısından tehlikeli olabilecek çok sayıda kimyasalı çok yüksek derişimler içermektedir. Halk hala yanlış bilgilendirilmektedir. Sonuç olarak 8 Eylül'de düzenlediğimiz basın toplantısında dile getirdiğimiz bütün saptamalar bazıları bizzat Sayın Gökçe tarafından olmak üzere kanıtlanmış durumdadır. Ankara halkı ishalden muzdariptir. Yetkililer başlarını kumdan çıkarmalı. İshalin kaynağı neyse kirli su mu? Kirli suyla sulanan besinler mi ortaya çıkarmalı? Bir daha salgı olmamız için önlem almalıdırlar. Halkın yanıltıldığı bir kez daha kanıtlanmıştır. Bundan böyle halk sağlığını ilgilendiren konularda güvenilir kişi ve kurumlar halka açıklama yapmalıdırlar. Teşekkür ederim.